Mezopotamya nehirler arası ya da verimli topraklar anlamına gelmektedir. Mezopotamya, yakın doğunun Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgesine verilen isimdir ve her iki nehrin kıyısında yer alan verimli bölgeleri de kapsar, dolayısıyla günümüz Irak'ın çöl olmayan bölgelerine ve Kuzeydoğu Suriye'nin sınır bölgesine kadar uzanan bir alandır. Genellikle Kuzey ya da Yukarı Mezopotamya ile Güney ya da Aşağı Mezopotamya arasında bir ayrım daha yapılır. Cezire olarak da bilinen Yukarı Mezopotamya, Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynaklarından Bağdat'a kadar olan bölgedir. Aşağı Mezopotamya ise, Bağdat'tan Basra Körfezi'ne kadar olan bölgedir ve Kuveyt ile Batı İran'ın bazı bölgelerini kapsar. Mezopotamya terimi antik çağda esas olarak tüm bu bölgeyi ifade etmekteydi ve o dönemde Asur kuzeyde ve Babil güneyde olarak ikiye ayrılmıştı. Babil, Keldani olarak da bilinir, ise Akadya, üst kısım ve Keldani, alt kısım olarak ikiye ayrılmıştır. Ur veya Nippur gibi şehirlerin, Gilgame gibi efsanevi kahramanların, Hammurabi, Kanunu'nun ve Zikkurat olarak bilinen olağanüstü yapıların isimleri eski Mezopotamya'dan gelmektedir. İncil'de ya da Tevrat'ta geçen evrensel tufan ya da Babil Kulesi efsanesi gibi olaylar da bu bölgede meydana gelen olayları göstermektedir. Mezopotamya'nın felsefe öncesi düşüncesi çok tanrılıydı, yani birçok tanrıya inanıyorlardı. Dünyanın dev bir ada olduğuna ve tek bir bölgede birkaç tanrıya taptıkları dört sektöre bölündüğüne inanıyorlardı. Ancak bir bütün olarak hepsine tapıyor ve haraç ödüyorlardı. Bölgede gelişen çok sayıda uygarlık İbrahimi dinleri etkilemiştir. İbrahimi dinler tek tanrılı inançlardır. Yani tek bir tanrıya inanırlar ve İbrahim ile özdeşleştirilen ruhani bir geleneği tanırlar. Bu terim esas olarak Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'a toplu olarak atıfta bulunmak için kullanılır, bu dinlere bazen Bahayilik, Samaritanlar, Mandeanlar ve Dürziler gibi başkaları da eklenir. Veya 3. bin yılda, yaşam için yararlı cümleler olarak kabul edilebilecek ve bir düşünce biçimi oluşturan atasözleri koleksiyonları saray okuryazarlığı ortamlarında popüler hale geldi. Bunlar sayesinde kraliyetin ilk başlarda askeri zaferlerini yüceltmek ve yaymakla ilgilendiğini biliyoruz. Bu anlamda devletin ya da kamu sektörünün, yeryüzündeki temsilcileri oldukları Tanrı'nın bir mülkü olarak tapınağın ve sarayın mülkiyetine sahip olanlardan oluştuğu ve ilk başta tapınağın ve personelin, kitipler, rahipler ve idari personel, geçimini sağlamak için üretim fazlası elde etmek olsa da asıl amaçlarının bu olduğu belirtilmelidir. Sonuç olarak, rahipler ve yönetim, toprakların fiziksel ideolojik bir bütünlük altında etkilenen köylüler tarafından işlendiği, iktidar tarafından. Arpa, yün ve aydınlatma ve hijyen için yağ ile ücretlendirilen ve yaş ve cinsiyete göre miktarları değişen bu üretimin tamamen kontrolüne doğru evrildi. Saraya yakın olanlar, toprağa erişim imkanı olan ve saray faaliyetleriyle bağlantılı olan yurttaşlar ile toprağın işletilmesi için sermaye biriktirmeyi başarmış kitipler ya da memurlardan oluşan ve men olarak adlandırılan kesimdi. Bir diğer toplumsal kesim ise, Mezkuinos olarak adlandırılan ve yalnızca bedensel emekleri ve topraklarının işlenmesiyle geçinebilen kesimlerden oluşuyordu. Bunlar toplumsal olarak korunmasız oldukları ve daha önce de belirtildiği gibi tapınaktan sorumlu olan kralın tebaası oldukları için en zayıf toplumsal gruplara aitti. Son olarak, saraya borcu olan ve borçlarını ödemek için çalışan ya da esir düşmanlarla birlikte savaşçı olarak hizmet eden gönüllü hizmetkarlardan oluşan köleler ya da hizmetkarlar vardı. Hem Babilliler hem de Sümerler bir isme sahip olma kimliğini kabul ediyorlardı. Onlar için bir isme sahip olmak var olmakla eş anlamlıydı. Ayrıca ilahi isimlerin bilgisinin muazzam bir yankısı vardı. Bu bağlamda efendi ile hizmetkarın diyaloğu ya da acı çeken doğrunun monoloğu gibi çok çarpıcı belgeler vardır. Ayrıca önceki kitaplardan çok daha yeni olan ve içeriğini geç dönem Mazdeizmin Zerdüşt'ün tek tanrılı dinine dahil ettiği çeşitli ikincil tanrılara, yazatalar, hitaben yazılmış büyük şiirsel güzellikteki ilahilerin oluşturduğu küçük avesta, korda avesta da dikkate değerdir. Bu ilahiler özel ibadetler için kullanılırdı ve hem din adamları hem de rahipler tarafından okunabilirdi. Pers döneminde, Avesta'nın en eski kitapları, insanın eylemlerinden sorumlu olması,
ya da iyi ile kötü arasında özgürce seçim yapması gibi gerçek soyut felsefi kavramlar içerir. Avesta, Zerdüştlerin kutsal kitabını ve rahiplik kurallarını oluşturan Mazdean dininin kutsal metinler bütünüdür. Mevcut haliyle iki ana bölümden oluşur. Bir yanda kurbanlar için ilahiler, yaşamın tüm koşulları ile ilgili kurallar, ayinler ve kötülüklerden arınma kurallarından oluşan ayin metinlerini buluruz. Ayrıca birkaç kozmogonik ve mitolojik anlatı ile dua ve yakarışlardan oluşan bir koleksiyon da vardır. İkinci Şapur döneminde, M.Ö. 4. yüzyılda, Cündi Şapur da Galen'in felsefesi üzerine geliştirilmiş bir tıp fakültesinden oluşan bir akademi kurulmuştur. M.Ö. 129 ile M.Ö. 216 yılları arasında yaşamış olan Bergamalı Galen, Yunanlı bir hekim ve filozoftur. Galen'in düşünceleri Bizans İmparatorluğunda uygulanan tıp üzerinde derin bir etki yaratmış, daha sonra Orta Doğu'ya yayılmış ve nihayet 17. yüzyıla kadar varlığını sürdürdüğü Ortaçağ Avrupa'sına ulaşmıştır. Giorgio Buccelletti. Akat filolojisi, dil bilimi ve edebiyatı, çivi yazısı grafolojisi, Mezopotamya siyasi kurumları ve din tarihi alanlarında kapsamlı yayınları bulunan yazar, felsefenin kökenlerinin, diyalektik, diyaloglar, epik şiir, folklor, ilahiler, şarkı sözleri, nesir eserler ve atasözleri biçiminde belirli yaşam felsefelerini, özellikle de etiği somutlaştıran erken dönem Mezopotamya bilgeliğine dayandığını savunmaktadır. Babil aklı ve rasyonalitesi ampirik gözlemin ötesinde gelişmiştir ki bu da bir soyutlama egzersizi anlamına gelir. Soyutlama, bir nesnenin belirli bir özelliğini veya işlevini kavramsal olarak izole etmeyi ve söz konusu nesnenin diğer özelliklerini göz ardı ederek ne olduğunu düşünmeyi amaçlayan zihinsel bir işlemdir. Babil düşüncesi aksiyomatikti. Aksiyomatik kavramı, apaçık ve doğru olan, yani sunulduğu ve gösterildiği gibi öyle olduğu kanıtlanan ve sonra ortaya çıkabilecek ve onu şüpheli bir şey olarak göstermek isteyen veya hakkında endişeler uyandıran sorgulamalar karşısında sorgulanamaz ve reddedilemez olduğu ortaya çıkan her şeye atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılır. Babil düşüncesi de açık sistemler ontolojisine dayanıyordu. Ontoloji, varlığın incelenmesi anlamına gelir. Genel olarak varlığı ve özelliklerini inceler ve evreni oluşturan ve meydana getiren farklı temel varlıkları analiz eder. Babil düşüncesinin antik Yunan ve Helenistik felsefenin ilkeleri üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Özellikle Babil metni kötümserlik diyaloğu, sofistlerin agonistik düşüncesi, diyalektik ve Platon'un diyalogları ile benzerlikler içermekte ve Sokratik yöntemin bir öncüsü olduğunu kanıtlamaktadır. İonyalı filozof Thales, Babil kozmolojik fikirlerinden etkilenmiştir. Felsefe kitiplik alanında ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki Botius'unkiler tarzında hiçbir risale korunmamıştır. Ancak sağlam bir yansıma oluşturan şiirler, diyaloglar ve atasözleri iyi bilinmektedir. Mezopotamya'nın nasıl geliştiği, nasıl yaşadıkları, Sümerlerin, Akadların, Babililerin veya Asurluların sosyal, politik veya ekonomik yapılarının nasıl olduğu ve Pers istilası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu kanaldaki tarih videolarını ziyaret edin. Dinleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu kanaldaki dinler tarihi veya mitoloji videolarını da ziyaret edin.